Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İkinci videomuz ilahi kitaplardaki şeriat farklılığı anlayışı. Bu konunun derinliğine incelenerek doğru bir anlayışın mutlaka yakalanması gerekir. Bu anlayış yanlışlığı semavi dinler arasında farklılık oluşturduğu gibi aynı din mensupları içerisinde de farklı görüşler ortaya konularak mezheplerin türemesine ve hatta mezhepler arasındaki bu farklı anlayış mezhep savaşlarına kadar sürüklenmiştir. Önce Kur'an'da adı geçen, sıkça geçen Tevrat ve İncil, Kur'an hakkında Kur'an'ın ne demek istediğini Kur'an'dan öğrenmeye çalışalım. Tevrat, İncil ve Kur'an. Kur'an tabi ki Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'dan bir şeyler öğrenmek isteyen yollarını doğru bir şekilde nasıl yürütüleceğinin endişesini taşıyanlara öğüt verir. Yoksa Kur'an'ı eline almayan ve Kur'an hakkında halkın söylediklerine kapılarak o Kur'an örümcek kafalıların kitabıdır anlayışında olanlara Allah o kitabı yasak kılar. İşte Kur'an'da temiz olanlar Kur'an'a dokunur ayeti bunu anlatmaktadır. 56. surenin 78. ayeti kerimesinde saklanmış, korunmuş bir kitapta yazılıdır. Ona temiz olup arınmış olanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Kalplerinde maraz olmayanlar ve dosdoğru bir istikamet tutturmak isteyenler bu Kur'an ile iletişim kurarak veya kurmak isterler. Ve onu ellerine alıp kendilerine kılavuz olarak kabul ederler. Yoksa temiz olanlar dokunur ayetinden abdestli olanlar anlamı çıkmaz. Kur'an'ın besmele ile okunması da her türlü bağımlılıklardan arınarak Kur'ani anlayışa şeytanın sözlerini karıştırılmadan Kur'an'a yaklaşmak demektir. Nahl suresi 98. ayet-i kerimesinde öyleyse Kur'an okunduğu zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şimdi biz Kur'an'ı sadece Kur'an'ın içerisine geçen bir konuyu Kur'an'ın içerisinden çıkmadan Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Ve kovulmuş şeytanın katmalarını Kur'an'ı anlayışımızla karıştırmayalım. Bunu yaparken Kur'an'ın bütün ayetlerini bilmek ve konuyu işlerken taşı gediğine konuluşu gibi ayetlere ait olduğu yere yerleştirmek gerekir. Eğer bunu yapabilmişsek bu anlayış hem Kur'an'ın bütünlüğü ile hem evren yasaları ile hem akılla hem de pratik hayatla uyum halinde olduğunu görürüz. Önce Kur'an okuyan kardeşlerimi skandal denecek kadar yanlış olan bir anlayışın düzeltilmesiyle başlamak istiyorum. Ve bir ayet vererek bu ayetin ne demek istendiğini Kur'an içerisinde arayarak ait olduğu yere onu yerleştirmek istiyorum. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Maide 47'de
İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır. Maide suresi 15. ayette ey kitap ehli, kitaptan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve birçoğundan geçiveren elçimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Ayette bahsedilen İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler ifadesi bugün İznik Konsülü'nün toplanarak 4 İncil olarak çıkardıkları ve kabullendikleri İncil mi acaba? Yoksa Allah'ın Hazreti İsa'ya gelmiş, tahribata uğramamış olan vahiy orijinli İncil mi? Önce burayı ayırmak gerekir. Zaten Hazreti İsa'ya gelen İncil elde olsaydı onu doğrulayan Kur'an'ın gönderilmesine gerek kalmazdı. Zaten aynı surenin bir önceki ayette onu açıklamaktadır. Maide suresi 46'da onların peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. Devamlı üzerinde basa basa vurgulayarak Rabbani yol Allah'ın nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu yolun adıdır. Bu yolun mühendisleri nebiler ve resullerdir. Allah bu yolu yazı kültürü ve sanatının oluşmasıyla Allah'tan gelen vahiylerin peygambere gelir gelmez ezberlenmesi ve belgelenip saklanmasına kadar devam ettirmiştir. Yani Allah kendi dinini yazı kültürü ve sanatının gelişmediği dönemlerde nebileri peş peşe dizerek insanlardan duymak isteyenlere ulaştırıyordu. Halife olan insanlara insanlar içerisinden nebileri seçerek kendi ayetlerini insanlara ulaştırıyordu. Bakara suresi 87 andolsun biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhul Kudüs'le teyit ettik. Demek size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse büyüklük taslayarak ve bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldürecek misiniz? Kur'an'da peygamber kelimesi geçmez. Onun karşılığı vahye muhatap olma anlamında nebi olarak geçer. Elçi kelimesinin yerine de resul kelimesi geçer. Resulün kelime anlamı aldığı emaneti veya bir sözü eksiltip fazlalaştırmadan ulaştırılmak istenen yere ulaştıran demektir. Bu anlamda her nebi birer resuldür, yani elçidir. Ama her elçi bir nebi olamaz. Çünkü elçiler aynı zamanda meleklerden, diğer insanlardan da olabilir. Meleklerden peygamber anlamında nebi olması mümkün değildir. Hac suresi 75. ayette Allah meleklerden resuller seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Maide suresi 67'de ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevini yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez. Yine Maide 68. ayette de ki ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Andolsun Rabbinizden
sana indirilen onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkarlarını arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı hüzünceye kapılma. Gerçek şu ki iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Doğru olan yol, doğru çizgi Allah'ın nebiler aracılığıyla birbirlerini destekleyen ve doğrulayan çizgidir. Her nebinin kendisinden olan nebileri tasdik edip doğrulaması ve aynı zamanda kendisinden sonra gelecek olan nebiyi de müjdelemesi bir gayb bilgisinin onlara verilerek onları nebi konumuna taşımaktadır. Onları peygamber yapan ve onları diğer insanlardan ayrılmasına sebep olan olgu budur. Maide suresinin 69. ayetinde bahsedilen gerçek şu ki iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan Allah'a ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Müfessirlerin, bu Kur'an'ı okuyan kardeşlerimizin bazılarını yanıltan olay budur. Bir kişi Yahudi, Hristiyan ve Sabi olsa da salih amel işlemesi onu cennete götürür anlayışı kesinlikle doğru değildir. Doğru olan ayette kastedilen mana şu olmalıdır. Bir insan hangi dinde, hangi toplumda, hangi millette olursa olsun Müslüman olmasının önündeki engelleri aşacak güçtedir. Allah ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. İfadesi Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde insanları tek bir ümmet ve tek bir şeriat içerisinde toplayan Müslüman olmayı ve o kurallara göre hayatını düzenlemeyi ifade etmektedir. Bazı kardeşlerimizin söylediği gibi bir kişinin Hristiyan olması, Yahudi olması, ateist olması, deist olması önemli değildir. Önemli olan adam olması yeterlidir anlayışı Kur'an'ın anlattığı anlayışa asla uygun değildir. İnsan hem Allah'a hem ahiret gününe hem de Nebi ve Resullere iman edecek ve hayatını Allah'ın göndermiş olduğu kitaplara göre düzenleyecektir. İşte Allah katında hüsnü kabul görecek olan, değere tabi tutulacak olanlar bunlardır. Kur'an böyle bir yolda gidenlere Müslüman ismini koymuştur. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'a çağıran, salih amellerde bulunan ve ben gerçekten Müslümanım diyenlerden daha güzel sözü kim vardır? Hiçbir peygamber Yahudi olan, Hristiyan olan diye bir vahiy getirmemiştir. Olun diye bir vahiy getirmemiştir. Onlar bu kelimeleri kendileri türetmişlerdir. Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde İsa nitekim onlarda inkarı sezince dedi ki Allah için bana yardım edecekler kimdir? Havariler Allah'ın yardımcıları biziz. Biz Allah'a inandık. Bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol dediler. İnsanlığın ilk başlangıcından bu tarafa bütün Nebi ve Resuller Müslümanım ifadesi kullanmışlar ve kendisine tabi olanlara bunu söylemelerini emretmişlerdir. Bakara suresi 131. ayette Rabbi ona teslim ol dediğinde o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Yine aynı surenin 132. ayet-i kerimesinde
Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarına, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin diye benzer bir tavsiyede bulunmuştur. Asıl olan Allah'ı kabul etmek, onun bir ve tek olduğunu söylemek değildir. Asıl olan, hem de en önemli olan, Allah'ın Rabliğini kabul ederek onun Rabliği altında hayatını düzenlemektir. Allah'ı kabul edenler çoğunlukta, ama Allah'ı Rab olarak kabul ederek onun terbiyesi altında hayatına düzenleyenler ve düzenlemek isteyenler çok azı teşkil etmektedir. İnsanlardan büyük bir çoğunluk Allah'ı kabul ettim dediği halde mutlaka Allah'a ortak edinir. Öyle Allah'ı kabullenirler. Kitap ehli olanlar peygamberleri, alimlerini, rahiplerini Rableştirmişler. Deistler de akıllarını atalarının akıllarını dünyayı tabulaştırıp onları Allah'a ortak koşmuşlardır. Tevbe suresi 31. ayeti kerimede onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koşmakta olduklarından yücedir. İşte burada Allah'ın dışında yaratılmış olanların Rabliği, Allah'a rağmen onların sevgisi ve emirleri Allah'a denk ve Allah'ın emirlerinin önüne geçmesi anlamındadır. Hüküm koyucu, kanun koyucu sadece ve sadece Allah'tır. Onun koyduğu kurallar içerisinde düşünmek ve yaşamak Allah'ın Rabbini kabullenmek demektir. Onlara seni kim yarattı desen Allah derler. Ama onlar Allah bize dünya hayatına ilişkin nebiler ve resuller göndermez derler. Mutlaka onlar dünya hayatlarına ilişkin kendilerine bir yol gösterici bulurlar. İşte Allah'ın dışındaki Rab edinmek budur. Kur'an'ı anlamda temel esaslardan birisi de bir kelimenin veya bir ayetin ne anlama geldiği ve ne demek istediğinin altında yatan sırrın başka konularda ve başka ayetlerde gizlendiğinin bilinmesi gerekir. Bir ayet hem konuda geçen bütün ayetlerle karşılaştırıldığında onlarla çelişmez, aynı zamanda onlardan bağımsız düşünülemez. Bu aynı zamanda vahyin dışında Allah'ın yarattığı evrensel ayetlerle de bağımlı ve irtibat halinde düşünülmelidir. İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler ifadesiyle ne anlatmak istiyor acaba? Ey Zebur sahipleri, siz Allah'ın indirdiği Zebur'a göre hareket edin, hükmedin. Ey Tevrat sahipleri, siz Allah'ın indirdiği Tevrat'a göre hükmedin. Ey İncil sahipleri, siz Allah'tan gelen İncil'e göre hükmedin. Ey Kur'an sahipleri, siz Allah'tan gelen Kur'an'a göre hükmedin mi anlamak gerekiyor. Yerleri ve gökleri yaratan Allah tektir. Zebur'un da, Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da göndericisi Allah'tır. Allah birisine helal kıldığı bir şeyi, diğerini de helal, birisine haram kıldığı bir şeyi, diğerini de haram kılmıştır. Nebiler arasında hiçbir farklılık olmadığı gibi, şeriatlerinde de hiçbir farklılık yoktur. Şeriat farklılığı ancak Rabbani yolun dışında olanlar için vardır. Rabbani yolda olanların tek bir ilahı vardır, o da yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Rabbani yolun dışında olanların ise binlerce ilahları vardır. Her ilah
kendi hükmünü kendisine ne bağlı olanlara geçerli ve yürütücüdür. Maide suresi 46. ayette onların peygamberleri ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ben ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik. Ey İncil sahipleri! Maide 47. Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar fasık olanlardır. Yine Maide suresi 8'de sana da ey Muhammed, önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit gözetleyici olarak kitabı Kur'an'ı indirdik. Öyleyse aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva, istek ve tutkularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. Ancak verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Maide suresinde bir konu içerisinde işlenen üç tane ayeti naklettik. Allah Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya da İncil'i göndermiştir. Hazreti İsa peygamber Hazreti Musa'nın getirdiklerini doğrulayıp tasdik etmektedir. Şimdi İsa Yahudi olanlara siz İncil'e değil Tevrat'a uyun dese doğru olur mu? Tevrat da Allah'ın gönderdiği kitap, İncil de Allah'ın gönderdiği kitaptır. Bu konuda sanmıyorum farklı düşünen olduğunu. Ama hani ortada Tevrat ve İncil, bugün kendi elleriyle yazdıkları Hz. Musa'ya inen vahiy orijini Tevrat ile Hz. İsa'ya inen vahiy orijini İncil nerede? Milattan sonra 325 yılında İznik konsülünde eski ahit, yeni ahit adı altında Tevrat ve İncil'in kendi zan ve tahminlerine göre ortaya koydukları kitaplara mı Allah onlara onlarla hükmetsin hükmünü söyleyecek? Bu anlayış asla doğru olamaz. Allah bütün peygamberlere aynı dini gönderir ve göndermiştir de. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki biz bize indirilenlere iman ederiz. Konunun daha iyi anlaşılması için Yahudi ve Hristiyan için Kur'an'ın söylediği birkaç tane ayetleri bir arada aktarmak istiyorum. Bakara 89'da Allah katından yanlarında olan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiği zaman ki bundan önce inkar edenlere karşı fetih istiyorlardı. İşte bilip tanıdıkları gelince onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Yine Bakara 90. ayette Allah'ın kullarından dilediğine kendi fazlından peygamberliği indirmesini kıskanarak ve hakka baş kaldırarak Allah'ın indirdiklerini tanımamakla nefislerini ne kötü şeylere karşılık sattılar. Böylelikle gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için alçaltıcı bir azap vardır. Bakara 91'de onlara Allah'ın indirdiklerine iman edin denildiğinde biz bize indirilene iman ederiz derler ve ondan sonra olan Kur'an'ı inkar ederler. Oysa o Kur'an yanlarındaki kitabı doğrulayan bir gerçektir. Onlara de ki eğer inanıyor idiyseniz daha önce ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Yine Bakara 92'de andolsun Musa size apaçık belgelerle geldi.
Sonra siz onun arkasından buzağıyı ilah edindiniz. İşte siz böyle zalimlersiniz. Müslüman olanlar bütün peygamberleri ve onlara gönderilen kitaplara iman ettiği ve onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeden kabullendikleri halde onların biz bize indirilene iman ederiz demeleri onları asla hidayete erdirmez ve erdirmemiştir de. Bakara 135'te dediler ki Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. De ki hayır, doğru yol Hanif muvahhid olan İbrahim'in dinidir. O müşriklerden değildi. Bakara 136'da deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere, Rabbinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini yerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona teslim olmuş olanlarız. Öyleyse İncil ve Tevrat sahiplerinin de iman edecek ve hükmedecek olduğu Allah'tan gelen emirlerdir. Musa, İsa, Muhammed ve diğer peygamberler aynı aileden ve birbirlerinin zürriyetleridir. Maide suresi 59. ayette de ki ey kitap ehli, yalnızca Allah'a, bize indirilene ve önceden indirilene inanmamız ve sizin çoğunuzun fasıklar olmanız nedeniyle mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Ayete bakın. Hizaya gelin. Müslüman olanlar birbirlerinin kardeşleridirler. Onların birisinde olan rahatsızlık diğerlerinde de hissedilir ve edilmelidir de. Eğer Tevrat ve İncil sahipleri gerçekten Allah'a, onun gönderdiği nebiler ve resullere iman etmiş olsalardı, Müslüman olanlara karşı kim ve hınç beslemezlerdi ve kendi kitaplarında yazılı olan gerçek gelecekteki gelecek olan ümmi haber getireceği elçiyi kabul ederlerdi. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getireceği olan nebiye, elçiye uyarlar. O onlara marufu iyiliği emrediyor, münkeri yani kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murtar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler budur. Şimdi burada ayette dikkat çeken, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmiha, haber getirici olan elçiye uyarlar diyor. Bunu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Şu günkü Tevrat ve İncil'de Hazreti Muhammed'in geleceğini yazılı bulan bir tane belge var mı? O zaman bugünkü ey İncil sahipleri, size gönderilen İncil'e uyun dediği anlam bu olması mümkün olabilir mi? Ehli kitap toplamlarından olup da kendi peygamberlerine kalma vahiyleri ayakta tutup fakat ellerinde ve peygamberlere ait yazılı bir belge olmayınca tereddüte düştükleri konularda ne yapacaklarını bilmiyorlardı.
İşte Kur'an gelince onların üzerindeki ağır bir yük olan bilmedikleri konular tek tek aydınlatılarak onları sıkıntılardan kurtarmıştı. İşte tevhid dini Kur'an gelinceye kadar Allah peygamberler silsilesiyle ayakta tutuyordu. Peygamberler hep Müslüman olanların peygamberidirler. Hiçbirisi arasında fark yoktur. İşte Musa'ya ve İsa'ya gelen vahiy orijini dinin yenilenerek müsebbipleri tarafından bazıları yerleri yeniden dizayn edilerek doğru olanların aynen kalması ve yanlış olan yerlerin neshedilmesiyle onlara yeni bir peygamber, yeni bir kitap gelmiştir. İşte bu kitap onları doğru yola ulaştırmaktadır. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa erenler bunlardır. Demek ki İncil ehli kendilerine Allah'tan gelen İncil'le hükmetsinler ifadesi, Kur'an'la arasında fark olmayan İncil ile anlamında olması daha uygun olmaz mı? O İncil'de orada yok. O İncil Allah katında korunmuş bir saklı olanıdır. Tıpkı Muhammed peygamberle gelen Kur'an insanlar tarafından ezberlenerek ve belgelenerek korunduğu halde Kur'an'dan saparak insanların bir takım aracılar edinerek meşreplere yönelmeleri ve tevhidin bozulması gibidir. Eğer bu söylediklerim yanlış ise nebilik ve vahye muhatap anlamında elçiliğin devam etmesi gerekirdi. Ama nebilik yazı kültürü ve sanatının gelişmesiyle her bir örnekten verilip hiçbir eksiğin bırakılmamış, elde korunmuş ve kıyamete kadar da korunacak olan bir kitap bulunmaktadır. Bu kitap olunca yeni bir peygamber gelmesine gerek yok. Allah peygamberlik ayetini neshederek yerine Kur'an ayetini getirmiş, insanlara yol gösteren artık Kur'an olmaktadır. Ahzab suresi 40. ayette Muhammed erkeklerden sizin hiçbirinin babası değildir. Ancak o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Nebilik son bulmuş. Bütün tarih boyunca nebilere gelen vahiylerin bir özeti olan Kur'an, onların hayat kıssalarından birer kesit sunarak bize özetlenmiş ve doğru olan yolu bize ve bizden sonra gelecek kuşaklara Kur'an yol gösterecektir. Bakara suresi 2. ayette bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. 43'te şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Bu ayetlerde 43. surenin 43 ve 44. ayetleriydi. Kur'an'da 3 sınıf insan tanımlanmaktadır. 1. Allah'ın Nebi ve Resuller aracılığıyla gönderdiği vahiylere iman edip o yolda yürüyenler. Bu yolda yürüyenlere Rabbaniyunlar, Rabbani yolda olanlar denir. 2. İnkar eden ve Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri kabul etmeyenler veya kabul ettiğini iddia ettim dediği halde zulmeden ve Müslüman olanlara düşman olanlardır. Bunlar genelde Kur'an'da puta tapıcılar, müşrikler, bilmeyenler, ümmiler diye sınıflandırılır. 3. İman etmediği halde
Müslüman olanlara zulüm yapmayan anlaşmalı olanlar. Dünya hayatında Allah hiçbir zaman insanları iman etmeleri ve onların Müslüman olmaları için cihat yapmaya, savaş yapmaya davet etmez. İslam toplumlarındaki skandal denecek kadar büyük bir yanlış. Kur'an'da üzerinde durulması gereken ve yanlış anlaşılan ayetlerden birisi de şudur. Bakara 193. ayette yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Tefsirlerde ve İslam alimlerinin genel görüşüne göre dünyada bütün insanlar İslam oluncaya kadar savaş yapılmasını anlatmakta ve anlatılmaktadır. İslam laik anlayışta nasıl din ile devletin birbirine karıştırılmaması, ne dinin devlete müdahalesi ne de devletin dine müdahalesi söz konusu değilken, Kur'an'da insanları inanan ve iman etmeyen diye ayırmaktadır. İnsan olarak her bir ferde Allah dünya hayatında doğru yolda yürüyebilecek gerekli donanımı vermiş, insanları kendi özgürlükleri içerisinde dilediği gibi yol seçme hakkını kendine vermiştir. Allah iman edenlere ve yol seçmemiş olanlara hitap eder. Onlara yol gösterir, iman etmeyenlere peygamber aracılığıyla onlarla konuşur. Kur'an'da hiçbir zaman ey kafirler diye bir hitap bulunmaz. Ama de ki ey kafirler ifadesi kullanılır. Müslüman olanların yaşam ve hayatta yürümesi vahyin nebiler tarafından insanlara ulaştırılmasıyla, başta nebiler veya vahye uymakla iman eden ve Müslüman olanların ilki olmakla insanlara örnek bir hayat tablosu sunarlar. Teslim olmuş bir Müslüman önce kendisi hem Allah'a hem onun getirdiği Nebi ve Resullere hem ailesine hem Müslüman topluma hem de gayri İslam toplumlarına karşı davranış biçimlerini Allah belirler. Her bir fert önce kendisini düzenlemek ve dünya hayatını Allah'ın istediği şekilde iman edip imtihanı başarıyla vermekle yükümlüdür. Kişi kendisinden başka hiç kimseyi ne saptırmada ne de hidayete getirmede güç ve kuvvet sahibi değildir. İşte Kur'an'da İbrahim ve anne babası örneği, onları İbrahim bir peygamber olduğu halde onların doğru yola gelmesini sağlayamadı. İşte Nuh ve oğlu örneği, Nuh oğlunu yola getiremedi. Getirmeye gücü yetmedi. İşte Lut örneği, Lut ve Nuh'un karısını yola getiremedi. İşte Firavun örneği, karısını doğru yoldan ayırma gücü ona yetmedi. Demek ki insanların başkaları üzerinde kendileri istemedikçe söz ve yetki sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. O zaman kişilere hiç mi görev ve sorumluluk düşmüyor? Elbette her insanın kendisi üzerindeki bir takım sorumluluklar bulunmaktadır. Vahye duyarlı olan insanlar, vahye uymayan veya vahye uyanlar içerisinde diğer insanlar yanlış yaptıkları zaman onları uyarmak, yanlışlıkları onlara hatırlatmak zorundadırlar. İşte bu uyarış şeklini Allah vahiyler ölçüsünde hareket eden nebilere bize örnekler vererek muhdüllük oluşturmuşlardır. Kehf suresinin 6. ayet-i kerimesinde şimdi onlar bu söze inanmayacak olurlarsa sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin. Kahredecek misin? Yine 7. ayette şüphesiz biz yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık. Onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye.
Bakınız, peygamberin yaptığı bir davranışın yanlışlığına Allah nasıl parmak basıyor. Evet, dünya hayatı bir denenme, bir imtihan salonudur. İnsanlara bir takım Allah'ın yasakladıkları şeyler süslü gösterilerek onlar denenmektedirler. Kim bu dünya hayatında kendisine verilen süre içerisinde Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşarsa kazançlı olacak olan odur. Her insanın yapmış oldukları güzel amellerle kendi kesesine ahiret azığından pay koymaktadır. Konunun biraz uzun olması sebebiyle burada kesmek istiyorum. En doğrusunu Allah bilir. Çalışma bizden, tevfik Allah'tandır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.